Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde property animasyonlar konumuza devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde böyle bir uygulama yapmıştık XML kodlarını kullanarak. Bugünkü dersimizde aynı uygulamayı Java kodlarıyla nasıl yaparız onu göstermeye çalışacağım. Şimdi burada değiştirmem gereken herhangi bir şey yok. Buradaki XML'ler burada dursun. Main Activity'ye giriyorum ve gördüğünüz gibi buradaki animasyonları biz ne yapıyorduk? Animator Inflator nokta Load Animator diyerek şuradaki Animator klasöründeki XML'leri inflate ederek ilgili animasyonlarımızı çağırıyorduk. Şimdi ben bunları şöyle yorum satırlarını alayım. Burası XML'leri gerçekleştirme kısmı ve aynı animasyonu Java koduyla nasıl yaparız onu göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak Rotate animasyonumuzu yapalım. Rotate animasyonumuza ne yapıyorduk? Şöyle bir bakarsak. Gördüğünüz gibi rotation bu örneğimizde x'ti. 0'dan 360 dereceye 0.5 saniyede döndürüyorduk. Şimdi bunu burada yaparken kullanacağımız sınıfın adı object animator. Daha sonra anim diye buna bir isim takıyorum. Ve object animator nokta dedikten sonra buraya işte tipimizi yazıyoruz. Hangi değerleri, hangi tipteki değerleri dönüştürmek istiyoruz. Of float diyorum. Şimdi buraya ilk parametre olarak bu efektin, bu animasyonun hangi öğeye uygulanacağının bilgisini yazıyoruz. Biz ne yapıyorduk? Image view'umuzu değiştiriyorduk. M image deyip bu veriyi buraya yazıyorum. Daha sonra property ismini yazıyorduk. Property ismimiz ne? Rotation yapacağız. Pardon, virgül dedim. Bundan sonra da başlama ve bitiş değerlerini yazıyoruz. Bunu 0.f 0. Pardon, daha sonra 360 dereceydi değil mi? 360.0f deyip ilgili animasyonumuzu tanımlıyoruz. Şunu anim yapalım. Bunu dedikten sonra bir duration değerimiz vardı. Anim nokta set duration'la long tipinde bu değeri yolluyoruz. 0.5 saniye 500 milisaniye oluyor. Ve son olarak da animasyonumuzu başlatacağız. Evet. Java kodunda da o deminki XML'de yazılan kodların uygulaması bu şekilde. Bir test edelim. Şu an için sadece rotate animasyonu yapmış olduk. Diğerleri de buna benzer şekilde yapılacak zaten. Çok da bir fark yok açıkçası. Uygulama açılırken ben şunları da yorum satırları içine alayım. Bunlar neden? Çünkü XML ile yapılmış olan yapılma şekli. Yani butonlara tıkladığımda herhangi bir şey olmayacak şu an için. Şimdi rotate butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi deminki efektin aynısını bu sefer ne yapmış olduk? Java kodlarıyla yapmış olduk. Şunu bir daha çalıştırayım. Buradaki butonların içeriğini boşalttım. Yani görmemesi lazım. Gördüğünüz gibi bunlara basınca artık bir şey olmuyor. Bir tek rotate butonum çalışıyor. Şimdi hızlı bir şekilde bunları da nasıl yapıldığını anlatayım. Ne yapıyorduk? Öncelikle object animator sınıfından bir nesne üretiyorum. Daha sonra object animator nokta yine of float diyerek imajıma uygulayacağım ben bu efekti. Scale diyoruz buna. Hatta biz buna ne demiştik? Scale x demiştik. Daha sonra da işte 1.0f'den 2.0f'ye bunu scale et yani büyüt diyoruz. Bunun da anim.set duration diyerek 500 saniye verelim. Sonra aynı şekilde anim.start diyerek ilgili animasyonu başlatalım. Translate için de yine aynı şekilde object animator anim eşittir object animator nokta of float nereye uygulanacak? İmaja uygulanacak. Property adımız ne burada? Translation
Translation X X ekseninde ne yapmasını istiyoruz? Sıfırdan atıyorum 100F'ye gelmesini istiyoruz. Anim nokta set duration diyelim 500 ve son olarak da anim nokta start diyerek de pardon ilgili animasyonu başlatalım. Alfa'yı da yapalım hızlı bir şekilde. Object animator anim eşittir object animator of float image view uygula. Alfa için property ismimiz ne olacak? Alfa. Bu da 1'den 0'a doğru gidecek. 1F'den 0 F'e doğru gel diyoruz. Buna da bir set duration verelim. Böyle gelmiyor tabii ki de. Anim nokta set duration yarım saniyede gelsin ve ilgili animasyonu başlat. Şuradaki seti bu bir denemesini yaptıktan sonra geçelim. O biraz daha hani buna göre biraz daha karışık. Şuradaki kodların yapılma sırası ve gördüğünüz gibi burada iki farklı set var. Uygulamam açılmış. Rotate'e bastım. Çalıştı. Scale et dedim. Gördüğünüz gibi Java kodlarıyla çalıştı. Trans dedim. Kaydı. Alpha deyince de ekrandan kayboldu. Evet, Java kodlarıyla da uygulamak bu şekildeydi. Çok da zor değil. Sizin de takdir edeceğiniz gibi. Şimdi gelelim. Buradaki set butonuna tıklanılınca birden fazla neyimiz var burada bizim? Setimiz var. Animation setimiz var. Onları belli bir sırayla çalıştırmamız lazım. Şimdi şuradaki XML'e bakarsanız gördüğünüz gibi ne diyor? Sequential yani sırasıyla çalıştır diyor. İşte Object Animator tanımlanmış. Öncelikli olarak bir rotation var. Daha sonra da neyimiz var arkadaşlar? Beraber çalışacak Scale X ve Scale Y diye iki tane animasyonumuz var. Bunu yaparken öncelikli olarak biz bir animator set diye bir sınıfımız var. Buraya root set diye en baştaki seti tanımlıyorum. Animator set. Yani ne yapmış oldum aslında? Şuradaki şu seti tanımlamış oldum. Bu sırasını en son vereceğiz. Şu an için burası böyle kalacak. Bunu verdikten sonra gördüğünüz gibi bir rotation animasyonu var. Onu tanımlıyoruz. Object Animator anim ya da bunlar karışmasın diye mesela buna rotate diyelim eşittir Object Animator nokta of float dedik nereye uygulanacak benim image view'uma uygulanacak daha sonra rotation yazıyoruz rotation sıfırdan 360 F'e doğru bir etrafında tur atsın. Rotate nokta set duration'ı da verelim 500 diye. Bir daha bir bakalım. Rotation'ı tanımladık. Daha sonra ne olmuş? Bir başka set başlamış. Bunlar birlikteymiş. Scale X ve Scale Y diye iki tane animasyonum mevcut. Şurada hazır scale animasyonu var mı? Var. Scale X var. Şunu şuradan alalım. Bir daha yazmayalım. Buna da scale X diyelim. 1'den 2'ye. Şunu da scale X yapalım. Duration'ı 507 biraz daha kısa sürsün. 300 olsun. Bunun aynısından bir tane de y'miz vardı. Şuraya bakarsanız. Scale y diyoruz. İki katına çıkaracak bu da. Şunun adı da scale y olacak. Bunları verdikten sonra işte buradaki root
setleri nasıl kullanacağımızı göstereceğim şimdi de. Öncelikli olarak diyoruz ki root set nokta başlasın, yani oynasın. Gördüğünüz gibi animator tipinde bir nesne bekliyor. Biz önce ne yapacağız burada? Rotate'i çalıştıracağız. Rotate'i çalıştır. Neyden önce arkadaşlar? Before deyip şuradaki animasyondan önce. Tabii bunları da gördüğünüz gibi aynı şekilde çalışacağı için bir set daha oluşturmamız lazım. Şu ikisinden önce buraya geliyorum. Animator set. Buna da child set diyelim. İçerideki animation setimiz bu. New animator set diyoruz. Şuradaki child setten önce. Bunu derseniz ne olacaktır? Şuradaki child setten önce ne yap? Şuradaki rotate'i çalıştır. İşte bu animator setleri böyle sıralamalar için kullanıyoruz. Daha sonra da child set nokta deyip play scale şurada neyi demiştik? Gördüğünüz gibi together diyor ya, işte bunu vermek için de bunu çalıştır bununla beraber. With diyeceğiz. Scale ye. Bunları tanımladıktan sonra son olarak da ne yapmamız lazım? En baştaki setimizi start deyip bütün animasyonu başlatmamız lazım. Durduralım, bir daha bir çalıştıralım bakalım bir hatamız var mı? Öncelikli olarak en baştaki root seti tanımladım. Daha sonra bu root setin içinde ne olacaktı? Rotate olacaktı, değil mi? Daha sonra koduma da bakarsanız ne var? Bir başka set başlıyor. Onu tanımladım child set diye. Onun içinde de iki tane efekt animasyon gerçekleştiriliyor. İşte sırasını hangisinden sonra kimin geleceğini falan belirlerken de buradaki root setleri kullanıyoruz. Animator setleri. Diyorum ki root setteki şu efekti çalıştır. Şuradaki child set başlamadan. Yaptı. Yani şuradaki şu sequential sırasıyla başlasın diye bunu yaptık. Daha sonra da bir tane child setim var. Orada da diyorum ki iki tane efektim var, animasyonum var. Bunları da birlikte çalıştır. O da bu set XML'deki neye tekabül ediyor? Şuradaki together'a tekabül ediyor. Set'e tıkladım. Gördüğünüz gibi öncelikli olarak root setteki rotate'i yaptı. Daha sonra da o büyüme işlemini hem X'te hem Y'de gerçekleştirmiş oldu. Evet, umarım anlaşılmıştır. Bu videoyu bitirmeden bir de mesela şöyle bir şey diyeyim. Evaluator diye bir sınıfımız var. Mesela siz buradaki arka plana tıkladığınızda yeşilden kırmızıya veya kırmızıdan yeşile bir geçiş, bir animasyon yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için de mesela evaluatorları kullanabiliyoruz. Bunu yapmak için öncelikli olarak şu Activity Main'deki en başta belirlenmiş olan Relative Layout'u, mesela bunun bir ID bilgisi yok. Biz gelelim buraya. ID atayalım. Ne diyelim? Main. Pardon. Relative. Layout diyor. Bir isim taktım buna. Daha sonra geliyorum buradaki main activity'de bunu çağırıyorum. Private. Relative layout. Relayout diyelim buna. Şurada da find by id ile bunu bulalım. Find by id r.id.main relative layout dedik. Bunun hemen altına relayout nokta. Şimdi buna bir tıklama işleminde bir animasyon gerçekleştirmesini istediğim için buna bir on click listener atamam gerekiyor. Şuradaki o tabana yani background'a tıklanıldığında yapılacakları buraya yazacağım. Ne yapmak istiyorum? Bir tane animasyon yapmak istiyorum ben, değil mi? O yüzden buraya bir tane object animator animator diye bir tane nesne oluşturdum. Ve diyorum ki animator object animator nokta of object diyoruz bu sefer. Neye uygulanacak? Relayout'a. Ve siz bu relative layout'un neyini değiştirmek istiyorsunuz? Background'unu, değil mi?
Background color dedik. Daha sonra ne yazıyoruz? İşte buraya new dedikten sonra rengini değiştirdiğiniz için RGB Emulator'ı kullanıyoruz. Sonra da değerlerini yazıyoruz. Mesela color nokta atıyorum green, yani yeşilden color nokta red'e. Pardon, color nokta red tanımlanmış olan renkleri kullanacağız. Daha sonra buna da bir animator nokta set duration verelim. 300, yani 3 saniye olsun. Daha sonra da animasyonumuzu başlatalım. Bir kontrol edelim bakalım bir hatamız var mı? Uygulamam açılıyor. Açıldı. Tıkladım. Gördüğünüz gibi 3 saniyede ne oldu? Yeşilden kırmızıya dönüyor. Aynı şekilde kırmızıdan da yeşile döndürmek, yani tam tersi bir işlem yapmak istiyorsunuz. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela buraya gelip bir tane integer control diye bir değişken atarız. Daha sonra buraya geliriz. Eğer deriz control %2. Ne demek bu? 2'ye göre modunu al. Şöyle %2 eşit eşit 0'sa şunu uygula. Değilse bunun tam tersini yazabiliriz. Bu sefer de red green. Daha sonra da işte duration'ını verdik, start verdik ve son olarak da buradaki kontrol değerini bir arttırmamız gerekiyor. Bir deneyelim. Olursa bir daha bir anlatırım. Uygulamam açıldı. Tıkladım. 3 saniye içinde yeşilden kırmızıya döndü. Tıkladım. Bu sefer de kırmızıdan yeşile güzel bir şekilde döndü arkadaşlar. Burada ne yaptık? Kontrol ilk başta 0 geliyor. 0'ın 2'ye göre modunu aldı. Nedir? 0'dır. Buraya girmesi lazım. Ne yaptı arkadaşlar? Benim background'ımı yeşilden kırmızıya çevirdi. Burada işte biz bu buradaki background color'ı kullanırken buraya artık off object diyoruz. Float demiyoruz. Ve buraya yeni bir tane Evaluator sınıfından bir nesne yolladık. Yeşilden kırmızıya çevirmesini söyledik. Aynı şekilde ikinciye tıkladığımızda burası 1 oluyor. Bu sefer bunun 2 ile modu 0'a eşit değil. Burası çalışıyor. Bu sayede de kırmızıdan yeşile dönüştürmüş oluyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.